Baba lan. Var ya, sen benim karım olaydın, ben her gece eve içer içer gelir. Evden de içer içer dışarı çıkardım. Asıl sen benim karım olaydın var ya, ben seni her gece kumar masasına yatırır... Hikayedir bu. Uğruna ağıtlar, türküler yakılan bir dram. Hikayemizin adı Yakuza Yazgısı. Balık, sakın anlatma bu hikayeyi. Vallahi billahi senden 1-0 atarım. Ekonomi arttı. Kırarım zincirlerimi. Aşka kararım seninle. Şu anda var ya, kendi altını bile temizleyemezsin, lekeli bile. Bu anlatacağım koyu lekeye, çamaşır suları şelale olsa da fayda etmez. Şşş, evdeki ses! Bir bilseniz, Ekber amcanın üzüntüden saçları bir günde nasıl döküldü? Yıllar önce, bir öğle başı. Ya Ekber! Senin oğlan kumar borcu yüzünden belaya kalmış ya. Yok Kudüs'ü. Araya tanıdık soktum, hallettim. Ama araya sokacak tanıdığım da kalmadı. Hepsini serpiştirdim aralara. Ama bizim tohumlukta gözüne el bastı yapmayacak. Bak, üzüntüden saçlarıma bir şey olacak diye çok ürktüm. Benimkiler ak düştü, döküldü. Saç bırakmadı bizim faydasız bende. E işte. Bıyık bıraktım, onunla idare ediyorum. Maksat suratta kıllık olsun. Maşallah, bıyık sana çok yakışıyor. Bak ben ne yapayım Kudüs'ü? Bu doğumdan sonra bebem olmadı. Doktora gittim, dedim ki beni Allah rızası için kısırlaştırın. Bilal olmadı diye rapor verin dedim, vermediler. Ne yapayım? Neyse ben de gideyim. Afro Yozgatlar Derneği'nde halay var. Bir daha kumar masasına oturmayacağıma dair gözlüğümün üstüne el basmıştım lan. Ama ekranda kumar oynamayacağıma dair el basmamıştım. Şuna bak. Çabuk şuradan bir tuvalet kağıdı getir, masanın kenarına koy. Babam gelirse kandırmasyon çekeriz, çaktırmayız. Hadi bakayım. Aha! Aha gene geldi Japon. Valla hastayım ben bu Japonların zekasına ya. Ütülmeye doymadık, kimonosu yırtık. Mahvedeceğim lan ekonominizi! Aha! Aha! Aha gene aldım lan aha! Gene kazandım! Gördün mü bak nasıl aldım? 100 dolarım 2500 dolar oldu! Anam! 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 Lan! 10.000 dolar oldu! Gel bakayım lan. Karışma lan, karışma! Dur oğlum, karışma, dur! Allah Allah! Gel bakayım. 50.000 dolar. Valla karışma. Gördüm. $5.000 borçlandım Lala. Dur hemen geliyorum. Anam! Anam her şey gitti ya la! Kaynağından öperim Müfik. Vallahi billahi fişi çekmeseydin
Neticeyi bırakıyordum oğlum masada. Ya bir dakika kardeşim, benim adetim değil ki kumar borcu takıp ödemek. Allah Allah. Ödemiyorum ya. Ödemiyorum. Nereden ödeyeceğim? Ödemiyorum kardeşim. Ödemiyorum. Gelsin de bulsun beni. Ta dünyanın öbür ucundan. Allah'ın Japonu. Nereden bulacakmış? Hah. Allah'ım. Gelsinler de bulsunlar beni, değil mi? Allah'ın teknoloji devleri. Oo, hoş geldiniz. Uzak Doğu'dan mı geldiniz? Yoksa Tatar mısınız? Eskişehir'den mi geldiniz? Taza. Abo. Bunlar Japon. Ben size şimdi iki küfür belleteyim de kültürümüz yayılsın. Deyin bakayım. Dümbük. 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 Ama. Ha! Nereye geldik ya la? Zeytinburnu mu burası? Hayır, Tokyo. Japonya burası. Uçakla geldiniz. Zeytinburnu'na uçak var mı? Angut. Niye getirdiniz oğlum siz beni buraya? Ha? Daha çok Türkçe küfür mü öğrenmek istiyorsunuz? Hem sen nasıl Türkçe konuşuyor? Dayı, buraya gelen her Türk müşteri bir küfür öğretti, gitti. Ben de azmettim, bellediğim Türkçeyi. Ondan sonra bana Türkçe seveni affetmedim. Verdim beline mançıkayı. Vurdum ağzına kılıcın tersiyle. Japonuz diye ne lan? Bizim de anamız, bacamız, amacımız var. Vah vah ya. Dayıcığım, mevzu küfürleşmekse karşılıklı küfürleşek ödeşek. Hazır ol, geliyor. Ben senin ananı, avradını, eşiktekini, beşiktekini, tabuttakini, kolejdekini... kızmayın, kurban olayım. Ejder topu var, yumuşaktır, verelim, evde oynarsınız. Siz de bize tesbih verin. Yani tapıyorsanız put var, verelim. Mevzu yine ağızdan çıkıyor ama küfür değil. Para. Sen Bilal olan internet üzerinden kumar oynamışsın. Japon halkına ütülmüşsün. Sonra da bilgisayarı kapatmışsın. Ödememişsin. Anam. Nereden anladınız ya la bilgisayarı kapattığımı? Japonya teknoloji devi Elham. Ampul bile değiştirseniz haberimiz olur. Samuraylara geldik senin yüzünden tohumluk. Hani kumara yemin ettiydin? Ya baba. Tek ayağımı kaldırarak ettirdim o yemini. Bir yani geçerli değil o yemin. Kinya! Biz Japonya'da onurumuzu kurtarmak için karnımıza kılıç sokarız. Babacığım biz de dişimize kürdan sokarık. O da çok güzel, süper onur yapar yani. Siz kurtaramıyorsanız ben kurtarırım onurunuzu. Ay! Anam! Ekber Papi! Ekber Papi, kafaya bak ya! Kese gibi açıldı. Kafama üşüntü geldi. Verin kılıcı. Papa! No! Hareketini yapma! Her yaşın bir güzelliği var. Ama bu tohumluk benim başımı doldukça her yaşım çikin olacak. Haklısın dayı. Sende bu oğlan varken dertler senin, çile benim olsun. Çocuklar,
jetle atın Ekber dayıları. Zahmet etme yeğenim. Biz şuradan bineriz uçağa. Bilirim buralara çok masaja geldi. Ya Allah'ını seversen Ekber dayı. Bir jetin sözü mü olur? İtin olsun ya. Çocuklar. Senin itinin biti benim ağam olsun. Ya tamam hadi, hadi tamam gidelim ya. Allah Allah. Hadi, eyvallah. Kalsın Ekber dayıyı şişe dizdiriyordu bu sülfürik basit. Anlaşıldı. Bir puan daha Cevahir'e. Durum 3-3. Eyvallah. Ya kurban olayım, su vermeyin artık, ne olursunuz ya. Ya benim cildim zaten nemli. Hacı abi şimdi Allah sen yani şimdi içeri biri gelse bizim işediğimizi sanır. Ya bari sıcak su verin de altımız şenlensin. Altınız üstünüz ayrı şen zaten. Belli bir su miktarı oluştuğunda elektrik kendiliğinden devreye girecek. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım buradan kurtulayım vallahi billahi baraj yaptıracağım ya. Ahır! Ahır buldum! Ahır da buldum! Cevahir denen bu kullanılmış bebe bezi, görün bakın bana neler etti Ses abi. Hep duygularımı tepikledi bu benim. Şimdi ben yakın bir zamanda Zeynep'e açılacağım. Bu yeni cilt bakım ürünü canım benim. Ciltteki siyah lekeleri yok ediyor. Bazı lekeleri de virgüle çeviriyor. Ya. Çok yakıştırıyorum yakışıklılığı kendime ya. Vallahi billahi bak. Vallahi bakmaya doyamıyorum kendime. Hatırlat da bir ara heykelimi diktireyim. Hatıra olur. Şimdi, artık şaklabanla ağız tıkamağa son. Karar verdim, kesin açılıyorum Zeynep'e. Yani daha fazla hazırlanmanın bir anlamı manası yok. Ne yaparsam yapayım, kız benim yanımda eksik kalacak. O yüzden ürkütmeyelim yavru ceylanı. Eğer ki Zeynep'in de bana bir ilgisi varsa, ki var, hayatın bir şekle girecek. Dinamit değil, piramit olacak. Gideyim. Şerbetçik. Ha. Bu pireli Bilal benim Zeynep'e meylettiğimi anladı. Yalnız işin en kötü tarafı ne biliyor musun? O da kıza karşı meyilliymiş. Ya kendi ağzımla duydum lan. Aga sizde nedir ya? Hep aynı kız aynı kıza. Ne oluyor? Allah Allah. Bence kızı alın götürün. Bir güzel grup yapın hacı. Uzun yutarım ha! Onu demek istemedim ya. Grup terapisi yaptırın yani anladın mı? Ayarınız bozuk sizin vallahi billahi bak. Allah Allah. Oğlum Ulvi bak içinde bulunduğum durumu çok net eleştirdin ha. Gücüme gitti. Allah Allah. Lan devinimsiz Ulvi. Eğer sen benim yancımsan, yamacımsan bana yardım etmeye mecbursun bu uğurda. Lamıcı mı yok? Ya hacı bak öldü öleyim öptü öpeyim anladın mı? Lamıcı mı yok ya? Bak, bana duduşlu derler, anladın mı? Çok ölümcül öperim adam böyle. Sus lan, sus. Şuna bak. Lan, donanımsız Ulvi. Gelene bak, hazırlıklı Bilal. Ellerinde çiçeklerle eczaya yöneliyor. Belli ki Zeynep'i elde edecek. Benim bambime açılacak. Yapamıyorum hiçbir şey. Açılamıyorum, yetersiz, yet artık. Merak etme aga. Açılacaksa açarık. Bilal,
Zeynepciğim. Lütfen çiçeklerimi kabul et. Teşekkür ederim de hayırdır? Zeynepciğim, insanlar hayatta bazı duygu dalgalanımları yaşarlar. Ama ben de yaşadım. Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından ama... Ya inanamıyorum size ya. Koskoca sakallı bıyıklı esnaf adamlarsınız. Şu yaptığınıza bak. Gerçekten şu anda güldüğüme bakmayın. Ya içeri bir müşteri girse ne diyeceğim ben? Fitil kullanımı hakkında bazı sorular sorduğumu söylersin Zeynepciğim. Neyse, bu olay konsantrasyonumu yeterince sekteye uğrattı zaten. Şimdi gidip bu olayı yapanları bulup onları sekteye uğratayım. Daha sonra özelden görüşürük. Tipi kes ya. Bakın Sayın Ses Bey, ayrıca bu adamın, bu kalpsiz adamın 1990'ların sonunda yaptığı bu tatsız şakayı 2010'lu yıllarda tekrar etmesi de Türk mizahı adına utanç vericidir efendim. Şişt, bana bak lan. Asıl sen Zeynep'ten uzak durmazsan sana bir utanç verici takarım. Nerede artı 18 varsa HD'yi çekersin kablolu Bilal. Demek ikiniz de Zeynep'e meyillisiniz. Şüküfe'ye yazılırken mahalleyi ve ailenizi yine bir ipe çatmışsınız. Demek ki güzel günler beklemiyor mahalleyi. Allah Allah. Şimdi bana bak Ses Bir İki. Madem her şeyi bu kadar çok biliyorsun, o zaman çok net biliyorsundur ki Şüküfe de beni seviyordu. Zeynep de beni seviyor. Niye? Çünkü sempatiyi. İçimin güzelliği bazı belediyelere bile yansıyor. O yüzden buradan çıkmayı ben hak ediyorum. Bak, ağzını bil de konuş artık. Nasıl Zeynep beni seviyor oğlum? Eskiden bana abi derdi, şimdi diyemiyor. Neden? Ha? Çünkü o zaman abi dediği birine seni seviyorum demek zorunda kalır. O kız sana emanetti, baldım. Ha, şimdi de size emanet, terli yüzey. Yeter, sıkıldım sizden. Oyunumuzdan korkmayalım, durum berabere. İkiniz de aynı oranda terbiyesizsiniz. Zaman daralıyor. Kurtarabilecek misiniz kendinizi? Ya bakın Ses Bey, ben bu sefil yüzünden okuyamadım ya. Okuduğunda ağzını mı tuttuk lan, he? Asıl bu leş yiyici babamın dükkanını alıp ailemizin rızkını gargara etti. Geri verdim ama bu sefil o durumdayken ailesini düzen çıkartamadı. Ne yapayım ben? Konuşun. Birazdan elektrik geliyor. Saat 8'de elektriği vereceğiz dediydi bu Ses abi. Bu apartman yöneticisi hallerine de tam oldum ha. Yok elektrik şu zaman, yok su bu zaman. Ne oluyor lan? Hele ben buradan bir canlı kurtulayım. Bak o sesin sahibini kendi ellerimle seslendireceğim şak 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 diye. Ben sadece sesten ibaret değilim. İşitiyorum da. Burada iyi, kötü, çirkin yok. Kötü ve kötü var. O da sizsiniz. Bakın. 10 dakikanız bile yok. Ama oyunun kuralları sabit. Buradan bir kişi sağ çıkabilir. Ya Ses abi bak bir gün bu Cevahir denen sefil benim arabamı bir başkasına kiraladı. O bir başkasına gelip bana kiraladı ya. Şşş! Bak sen, hala! Şşş! Bu kuleli Bilal
horoz dövüş dövürten kendi köpeğine ipik takıp horoz müsabakalarına çıkarttıydı. Hayvan haksızı! Yalan atma oğlum, yalan atma lan! Yürü lan! Açılın lan umarsızlar. İkinizden de ne cacık olur ne yoğurt. Şimdi oyuna yeni bir boyut getiriyorum. Birazdan elektrik verilecek, şakası yok. Şimdi bir tane kavucuk bot göndereceğim, yalıtkan. Bir çift değil, bir tane. Tek ayağı giyen. Bu ayakkabıyı giyen elektriği yemez, kurtulur. Diğeri ise düşer, pişer. Sana benim arabamı vereyim, işine müfikle beraber. Oğlum kurban olayım, ben burada ölmek istemiyorum. Öbür tarafa dolar gitmiyor lan! Olmaz lan. O zaman ben öldürmüşüm gibi olur. Bu vicdanla yaşayacağım ama yaşamam daha temiz. Al sen giy lan bunu farfara. Giy de sen giy. O vicdanla yaşa da gör ebenin sefasını. Sana arabayı da vermeyeceğim oğlum. Ağız yaptım ben sana. Bak ha ağız. Gebersen geber oğlum. Vicdan yok ki bende. Ben biraz ormanda gömdüm ben vicdanımı. Beni de Kayseri'ye gömün. Mezar taşıma da. Hayat ayağına 86 numara büyük geldi diye yazın. Çıplak ayak, çıplak hayat ulan. Allah Allah. Vicdanım kanadı lan. Şu ayakkabıyı al. Dön arkanı dön. Utanırım ölemem. Lan dünya nimetlerine senin kadar kıymet veren mi var be? Al giy şunu oğlum. Kamalaklık etme son dakikalara doğru. Hadi. Durun. Durun. Yeter. Hayatınız boyunca bencil oldunuz. Hayatınız mevzu bahisken, bencil olmanız gerekirken ikramkar oluyorsunuz. Zamanınız oluyor. Vedalaşın bari.